Merhabalar. Umarım bizi duyabiliyorsunuz. Ben Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Direktörü Pelin Kihtir. Çok kısa sürede buluşmamızı çevrim içi bir yönteme dönüştürdük. Şimdiden herhangi bir aksaklık için özür dileriz. Ama sisteme aşina olduğunuzu varsayıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa alttaki Q&A butonundan ya da herhangi bir sorunuz olursa mesajla bize ulaşabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Biz Hedefler İçin İş Dünyası platformu olarak döngüsel ekonomiyi çalışma alanlarımızın en önemli parçası olarak görüyoruz. Özellikle bu yıl için bugünden başlayan bir çalışma planı, bir gündem yaratma planı ortaya çıkardık. Bizimle çok değerli konuşmacılarımız, panellerimiz, moderatörlerimiz var. Ben fazla vakit almadan hem Hedefler İçin İş Dünyası platformu hem de DEKÜP yöneticilerimizden bize hem kendilerini tanıtmalarını hem kurumlarımızı tanıtmalarını isteyeceğim. Sözü önce Şükrü Bey'e veriyorum. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Şükrü Bey. Çok teşekkür ederim. Değerli çevrimiçi katılımcılarımız, değerli panelistlerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu ve DEKÜP Döngüsel Ekonomi Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleşen etkinliğimize hoş geldiniz. İş yapış şeklimize yeni bir yaklaşım getiren döngüsel ekonomi konusunda özel sektörün, sivil toplum ve kamunun bir araya gelmesi ülkemiz ve üzerinde yaşadığımız dünya için son derece değerli. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hepimizin bildiği gibi dünyamız zorlu ve kritik bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz 10 yıl ve özellikle geçen yıl dünyanın her köşesinde çatışmalara ve protestolara şahit olduk. Kitlesel göçler, iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetler ve yakın zamanda gündeme gelen küresel sağlık krizleri toplumun huzur ve refahını olumsuz etkiliyor. Küresel sorunların farklı bakış açılarıyla tartışıldığı, ekolojik denge ve insanlığın uzun bir geleceği olup olmadığını konuşulduğu kaotik bir dönemdeyiz. Olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarının ekolojik ayak izi, özellikle üretim ve tüketim modellerinin taşıyabilme kapasitesinden daha fazla doğru döngüsel ekonomiye geçişi döneminde ve hızla eyleme geçiş bir döneme geldik. Türkiye'de ekonomik güç ve etkinlik olarak ulaştığımız nokta ne yazık ki ülke olarak potansiyelimizin ve insanlarımızın hak ettiği refah seviyesinin oldukça gerisinde. Büyüme ve toplumun her kesimine yayılan bir refah sağlamak için küresel rekabet gücümüzü geliştirmenin gerekliliğini yıllardır konuşuyoruz. Ancak yeni dünya düzeninde büyüme ve küresel rekabeti göz ardı etmememiz gereken yeni faktörler var. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya doğrudan katkı sağlayan, çevresel ve sosyal etkilere duyarlı üretim yapmak, itibar ve satışı artıran ve yeni finansman kaynaklarına erişimi sağlayan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Büyük şirketlerin itibarı, tedarik zincirlerinin de sosyal ve çevresel duyarlılıkla yönettiklerinde daha da artıyor. Kapsayıcılık ve sosyal sorumluluğu odağına alan yatırımcılar, küresel amaçların gerçekleşmesi için çalışan girişimlere giderek daha fazla ve daha uygun koşullarda finansman kaynağı aktarıyor. Çoğu devlet, sürdürülebilirliğe önem veren şirketler için teşvikler sunmaya başladı. Bu durum şirketlerin hareket alanlarının genişlemesini sağlıyor. Yakın gelecekte Türkiye'yi ve ticari anlaşmalarımızı etkileyecek bir örnek, Avrupa Birliği'nin yeni yaklaşımı Green Deal, yani Yeşil Düzen. Avrupa'nın hedefi 2050 yılına kadar küresel ısınmayı yavaşlatmak ve etkilerini azaltarak ilk iklim nötr kıta olmak. İngiltere gibi bazı ülkelerin 2050 için sıfıra yakın karbon yayılma hedefleri var. Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde %100'e yakın döngüsel ekonomiye geçiş hedefleri var. Diğer ülkelerin de bu hedefleri örnek alması bekleniyor. Birçok Avrupalı şirket yeşil bakış açısını benimsedi bile. Türkiye'de de iş yapış şekline döngüsel ekonomi metotlarını yansıtan
şirketlerin bölgesel ve global düzeyde rekabette öne geçebilecekleri görünüyor. Bu yeni yaklaşım iş dünyasının ve ihracatın yeni kurallarını ortaya koyacak. Bu küresel sorunlara yerel çözümler üretmek için kurduğumuz Hedefler İçin İş Dünyası platformundan kısaca bahsetmek istiyorum. Hedefler İçin İş Dünyası platformu, iş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla kuruldu. TÜSİAD ve TÜRKONFED'in üye tabanında yer alan 40 binden fazla küçük büyük şirketi, 250'den fazla iş dünyası derneğini ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın geniş bilgi ağını bir araya getirdi. Çalışma alanlarımızı 3 başlıkta verebilir. Birincisi, iklim değişikliği ve afetlere karşı dayanıklılık. Özel sektörün paylaşılmış sorumluluk ilkesiyle hem iklim değişikliğine bağlı afetlerde hem de İstanbul özelinde deprem ile ilgili özel sektörün rolünü ortaya çıkaracak ve güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. İkincisi, işletmelerin geleceğe hazır olmaları konusu. İşletmelerin hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaları hem de geleceğin ekonomisinin koşullarını hazırlıklı hale gelmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Üçüncüsü ise toplumun her kesimini içine alan kapsayıcı büyüme konusu. Sosyal ve çevresel faktörleri göz önüne alan küçük, orta ve büyük işletmelerin iş yapış şekillerini değiştirecek işbirliklerini geliştirmeye hedefliyoruz. Hedefler için iş dünyası platformunun odaklandığı iklim değişikliği ve işletmeleri geleceğe hazırlama alanları ile doğrudan ilgili olan ve iklim değişikliği ile ilgili özel sektörün iş yapış şeklini çevresel ve sosyal boyutlarıyla ele alması için uygulanabilir bir yöntem sunan, döngüsel ekonomi konusunda iş dünyasının farkındalığının artması ve bu çerçevede işbirliklerinin geliştirilmesini çok önemsiyoruz ve hedefliyoruz. 3 aşamalı bir etkinlik serisi olarak planladığımız ve bugün ilk defa bir araya geldiğimiz tanıtım toplantımızda Türkiye'den pratikler dinleyeceğiz. İkinci ve üçüncü buluşmalarımızda sizlerle birlikte katılımcı tasarım yöntemlerini kullanarak ortak bir çerçeve oluşturup yeni işbirlikleri oluşturmanın arayışı içindeyiz. 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için 10 yılımız kaldı. Birleşmiş Milletler'in eylem 10 yılı 1 olarak nitelendirdiği önümüzdeki 10 yıl, dünyamızı dönüştürmek için hepimizin harekete geçmesi gereken bir dönem. Daha fazla söze değil, daha fazla eyleme ihtiyacımız var. Bakın bu konuda Amin Mağlup, Çivisi Çıkmış Dünya kitabında ne diyor? Geç kalındı ama çok geç değil. Çöküşü ve gerilemeyi önlemek amacıyla bütün gücümüzle harekete geçmemek bir intihar, bir suç. Düşünce ve davranış alışkanlıklarımızı kökünden değiştirmemiz, hayali gerçekliklerimizi kökünden değiştirmemiz ve öncelikler ölçeğimizi yeniden oluşturma cesaretini göstermemiz gerekiyor. Katılımınız, katkılarınız ve birlikleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.